başlıyorlar. Buraya gelirken bir de şunu düşündüm. 2011 yılında milletvekili olduğumda ben itiraf edeyim bu köyü bilmiyorum. Ya da olduğumda demeyelim de aday olduğumda diye söyleyeyim. Ben de gidip tanımıyorum. Ama nasip etti. Şimdi bugün o tanımıyorum dediğim bir zamanlar köyde daha köye gelişte bakkallık yanına orada gittim. Engelli kardeşimiz vardır görmedi Hasan. Kapıdan girdim. Selamünaleyküm Hasan, ne yapıyorsun dedim. Benim geleceğimden haberi yok. Oo, engelim geldi, seni sarıldım. Ben bakkaliye. Hasan ne yapıyorsun deyip buraya bakalım. Buraya geldik tabii muhtarımda. Şu minarenin yapımı esnasında muhtarım neler çekti? Ne sıkıntılar çekti? Onları yaşıyorsunuz. Şimdi Hasan, yaralanlar, 65 yatağı. Hatırlayın, bu afiliasyon, 2012 senesi afiliasyondan önce üniversitemizin hali neydi? Bir sağlık merkezi vardı. Doktorlar zaten doktorlar mümkün değil. Yeni yapılacak hastane, bir devlet hastanesidir. Şehir hastanesi olarak yapılmaktadır. Şehir hastaneleri de devlet hastanesidir. Üniversitede ben esnafede çalışanlara her ay standart bir hediye edebilirim. Sebebi neydi? Bahsettiğiniz ilaç bir ilaç alabilmek için önce bir kuyruğa giriyorsun. Oradaki görevli ilaçlara sadece fiyatını yazın. Çıkıyor kuyruktan, o fiyatı yazan ilaçları ben de götürüp parası yatırıyor. Oradan çıkıyorsun, parası ödenmiş ilacı, reçetini bir sefer ilacını alıyorsun. Bitti mi bitti. Ondan sonra giden o ilaçları tarif için doktora kuyruğa giriyor. İlacın bir sistemini yerleştirdi bile almış diyor, seviniyor. Bir sağlık kompleksini, Tavşanlı Sağlık Merkezi'ni açmak üzereyiz. Bağımsız Ağızlı Sağlığı Merkezi'yle. Bir de inşallah Allah nasip etsin önümüzdeki günler içerisinde sizlere güzel yeni haberler vereceğim. Sivas Hastanesi'ni yaptık, açıldı. Gediz Hastanesi yaptık, açıldı. Altıntaş yaptık, açıldı. Emet bitmek üzere. Ve Emet'in Toplum Sağlığı Merkezi var. Aslında bak temeller atılıyor, şaphane temeller atılıyor. Hisarcı'nın yeni 112'sini açılıyor, atılıyor. Bir de inşallah normal için bir yatırım da yapmak üzere. Yapımda durduğumuz bu sefer kapasitesi kullanılıyor, o da bir başlıyor. Yani şimdi hızlı trenle alakalı bir şey var diyelim. Tabii için bir derinliğinde de o zaman Kütahya'da geçti. Yani alabildi bile Kütahya'da sayma insanlarla karşılaşıyor. Seçimle alakalı şeyler seçimden önce başlıyor. Seçimden sonra bitiyor. Milletvekillerinde de bitiyor, sokaktaki insanda da bitiyor. Kaymakamımızdan sorayım ben bunu. Turizm yüksek okulumuzun müdürü Bülent Bey. Şey araştırması var, kütük araştırması var. Yazıyor.